15 Temmuz kıyamının 8. yılındayız. 8 yıl önce 15 Temmuz'da vatanımıza kasteden dış mihrakların taşeronları, FETÖ'cüler ülkemizi bölmeye çalıştılar, vatanımızı bölmeye çalıştılar. Biz binlerce yıldır vatanımızı korumak, değerlerini, kutsal değerlerini korumak ve yaşatmak için canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin kanlarıyla sulandı bütün bu topraklarımız. Dolayısıyla biz bu toprakları son ferdimizin kanı dökülünceye kadar hiç kimsenin arzusuna, emeline alet etmeyeceğiz. O gece de asil milletimiz bu konudaki kararlılığını gösterdi. Kendisine karşı gelebilecek dış güçlerin içimizdeki hainlerine en güzel ders verdi. Öyle bir ders verdi ki inşallah onlar bir daha ayağa kalkamayacaklar. Tabii biz bunu bu 8 yıl geçen süreçte bunu farklı argümanlarla sulandırmaya, sanki böyle bir şey yokmuş gibi anlatmaya çalışanlar oldu. Biz bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. İstiyoruz ki yeni neslimiz, gençlerimiz bu yaşadığı ihaneti unutmasınlar. Bu yaşadığı ihanete konu olan insanları unutmasınlar. Onları zihinlerinde kazısınlar ve hiçbir zaman onlara tevessül etmesinler bir daha. Tabii bu ihanet belki bizim Türk tarihimizde bu Anadolu'da yaşadığımız en büyük ihanetlerden biriydi. Çünkü beklemediğimiz yerden geldi. Kendi içimizden, bizden bildiğimiz insanlardan geldi. Bir baktık ki bunlar vahşileştiler. Bizim sağladığımız imkanlarla, bizim sağladığımız silahlarla, bizim sağladığımız makinalarla, uçaklarla, tanklarla kendi insanlarını gözlerini kırpmadan vahşice öldürdüler. Biz bunlara bir daha asla izin vermeyeceğiz. Bunun unutulmasına ve unutulmasına da izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'u her sene kutlayıp milli birlik ve beraberliğimizi nişanesi haline getireceğiz inşallah. Abdurrahman Bey, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak darbeleri en iyi anlayan, darbelerden en çok mağdur olan bir partinin il başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Biliyorsunuz 12 Eylül 1980 darbesinden sonra partimizin kurucusu rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş, cuntacılar tarafından zindanlara, tabutluklara atılmış. Hatta tırnaklarının çekilmesine varıncaya kadar bir işkence görmüştü. Dolayısıyla darbenin mağduriyetini en iyi anlayan siyasi hareketlerin başında Milliyetçi Hareket Partisi gelmektedir. Bugün yıl dönümünü andığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde de ben Adıyaman İl Ülke Ocakları Başkanıydım. Gündemi takip ettik. O dönem televizyon ekranlarında geçen alt yazılarda ilk darbe karşıtı olduğunu beyan eden siyasi liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ydi. Tabii ki Sayın Genel Başkanımızın bu açıklaması başta biz Ülkücü Milliyetçi Hareket'in mensuplarına ve Türk milletine bir cesaret verdi. Biliyorsunuz o dönemde basına yansıdı. Sayın Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni adeta bir karargaha çevirdi. Oradan gelişmeler takip etti. Kendisini ikaz eden uçakların alçak uçuş yaptığını, genel merkezin tehlikeli olduğunu söyleyenlere ise parti genel merkezinin bütün ışıklarını yakın, ne olacaksa olsun gün direnme günüdür, gün milletin yanında olma günüdür dedi. Dediğim gibi sayın liderimizin yapmış olduğu bu hamleler başta Ülkücü Milliyetçi Hareket'in fertleri olarak bize, sonra da kıymetli halkımıza bir cesaret verdi. Bizler de o dönemde ülke ocaklarımızda Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımızla beraber ilerleyen saatlerinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın da vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesiyle birlikte biz de kalabalık bir grupla beraber eski valiliğimizin bahçesine intikal ettik. Tabii bu ülkemizde geçmişte de birçok darbe, muhtıra, cuntalar meydana geldi. Ama 15 Temmuz darbesini, kalkışmasını diğerlerinden ayıran husus, yıllarca bu
aziz milletin ekmeğini yiyen, şerefli polis ve asker üniformalarını giyen, bizden gözüküp bizden olmayan hainlerin yine milletin parasıyla, devletin parasıyla kendilerine sağlanan tüfekleri, uçakları, helikopterleri yine millete doğrultan bir yapı olması hasabıyla en aşağılık olanı, en kahpe olanı bu darbeler içerisindeki 15 Temmuz FETÖ'nün kalkışmasıydı. Ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu soylu direnişte hayatını kaybeden, başta Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehadet şerbeti için Allah'ın aslanları özel harekat polislerimize, yine tankların üzerinden geçmesi suretiyle şarapnel parçalarıyla, efendim uçakların açmış olduğu mermilerle yine şehadete yürüyen kahraman vatandaşlarımıza, yine yaralanıp gazi olan kıymetli gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz'daki vatandaşlarımızın direnişi de bunun tescillenmiş halidir. Saygıyla selamlıyorum efendim. O gün biz bir anda bir değişiklik hissettik. Ama yavaş yavaş bir baktık ki bu artık bir askeri dönüşüme dönüştü. Hemen çocuklarımızla birlikte evden çıktık. Benle büyük oğlum özellikle bir önce hükümet meydanına gidelim dedik. Kimse yoktu. Oradan gittik partiye. AK Parti o zaman bir hareketlik vardı ve herkes meydana doğru gidiyordu. Biz meydana gittik. Meydana gittiğimizde artık o önceki şey değil, kimsenin yokluğu değil, ciddi bir gruplar oluşmuştu. Ben şunu hissettim. Bu millet dar günde milletliğini ortaya koyuyor. O gün millet devleti için lazımdı, hükümeti için, o zamanki halkı için lazımdı ve bizim aslında özellikle de gençler konusunda, ya bu genç niye böyle yapıyor diye çok iyi bakmadığımız, o gençlerin nasıl motorlarına bindiğini, nasıl gelip canlarını fedaya hazırlandıklarını hep birlikte gördük. Adıyaman'ımızda hamdolsun o kadar çok ciddi bir soruna dönüşmedi. Ama hemen yanı başımızda Malatya'da neler yaşandığını biliyoruz. Buradaki emir talimatı verildiğinde özellikle Sayın Valimizin ve askeriyemizin, polisimizin o günkü tavırları gerçekten halkından, milletinden yana olduğu için biz ciddi bir sorun yaşamadık. Ama şunu gördük, millet günlerce, hatta ayı buldu, gelip o hükümet meydanında dimdik bir şekilde durdu. Biz vatanımızı kesinlikle 3-5 çapulcuya bırakmayız. Biz ucu dışarıda, ipi başkalarının elinde olan, sonrasında gördük ki Pensilvanya bu işi çok ciddi bir şekilde başından sonuna kadar yönetmiş. Biz bunu bırakmayız dedi. Ve ben bu milletin hiçbir zaman, eğer biz milletin değerlerine saldırmazsak, biz milleti milletlikten çıkarmazsak, biz yöneticilerde daha dikkatli olursak, ben öyle inanıyorum ki kesinlikle bundan vazgeçilmez. Ayet şudur: üzülmeyiniz, mahzun olmayınız. Gerçekten inanmışsanız galipsiniz. Eğer biz gerçekten inanırsak, bugün ben özellikle Gazze'ye de değinmeden geçemeyeceğim. Bugün Gazze'deki çocuk babasının
naaşına sarılıyor. Babacığım, küçücük bir çocuk, peki beni sabah namazına artık kim kaldıracak diyor. Yani bir kültürle yetişirsek, değerlerimiz olursa, inançlarımız olursa, o inançlar uğruna fedakarlık yaptıracak kadar bir nesli yetiştirme konusunda biz de fedakarlık yaparsak, ama şu kesindir, yaşamadığını söyleyemezsin, söylesen de tutturamazsın. Önce bu toplumun değerler noktasında yeniden kendisinin yaşaması lazım. Eğer hırsızlık diyorsa bu konuda en dikkatlisi o olacak. Arsızlık diyorsa kendisi daha dikkat edecek. Ben diyecek. Ben bütün bu toplumun tek kişisiyim. Bana gelip dayanırsa, ben bu yanlışı yapmam diye bir kişiyle başlarsa, ben öyle inanıyorum ki bu koca bir milletin dönüşümü nasıl gerçekleştiyse, nasıl koca bir Türkiye'ye yayıldıysa o günün şartında, bugün de yine aynı millettir ve bu millet Allah'ın izniyle yanlışa dur der. Ama bir daha söyleyeyim, ümmet olarak biz, bütün İslam alemi, bütün milletimiz Gazze konusunda çok iyi bir sınav bu arada vermiyoruz. Bu sınavı Rabbim bize verdirmeyi nasip etsin. Böyle anlamlı bir gecede böyle bir duayla bitirmek isterim.